İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşamki konuğum çok değerli. Ankara'dan misafirim. Hepinizin tanıdığı ve sevdiğine inandığım bir milletvekilimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Haydar Akar konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bunca estağfurullah, bu şeref, programınıza bu şeref bize ait. Ama şunu düzelteyim, Ankara'dan konuk değilim, ben Kocaeli'liyim yani sonuçta. Tabii ama tabii sizin o Ankara'daki yoğun programınıza rağmen bizi ziyaret ettiniz ve bize şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Değerli seyirciler, öncelikle sorularıma geçmeden önce sizi kısaca vekilim tanıyabilir miyiz? Ben Haydar Akar. 4. dönem Kocaeli Milletvekiliyim. 24, 26, 27 biraz zor oluyor söylemesi ama tabii ondan önce uzun süre 23 yıl falan özel sektörde çalıştım. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte il kademesinde çeşitli görevlerde bulundum. Uzun bir süre görevlerde bulundum. 2011'de milletvekili oldum. Halen sürdürüyoruz hem milletvekili. Bunun üzerine bir de işte şimdi TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olduk ve bu yeni görevimize adapte olmaya çalışıyoruz ve sürdürmeye çalışıyoruz. Zaten ben de çok merak ettiğim sorular var. Evet. Vatandaşlarımız da merak ediyorlar. Değişik bir format olacak yani çok siyaset konuşmadan siyaset konuşturacağız veya işte sohbet etmeye çalışacağız. Evet, zor da olsa bunu başarmak zorundayız. Sevgili vekilim, siyasete hangi yıl, ne zaman, nasıl başladınız? Siyasete 1986 yılında aktif üye olarak başladım ama onun öncesi gençlik kollarında falan üye olmadan görev yapıyorduk. Çünkü o yıllarda hatırlarsınız 12 Eylül'den hemen sonra öğrencilerin siyasi partilere üye olmaları yasaktı. Öğrenciliğim 1986 yılında biter bitmez o dönemde SYP vardı. SYP'ye gelip kaydımı yaptırdım ve aktif üye olarak çalışmaya başladım. Bir süre sonra İşte 3-5 sene sonra da kurullarda görev almaya başladım. Uzun süre o kurullarda çalıştıktan sonra da tabii hep aynı görevde bulunmayı doğru bulmadığım için daha sonra aktif kurullarda görev almadım ama siyasetten hiçbir zaman kopmadım. İşte 2011 yılında da Allah bize milletvekili olmayı nasip etti. Arkadaşlarımızın desteği. O süreci anlatır mısınız? Nasıl bir şeydi? Nasıl karar verdiniz? Ben milletvekili olacağım mı dediniz? Yok, şu yoksa vardı kafamda. Benim zaten hedefim de yani siyaset yaparken bir gün milletvekili olmak diye bir hedefim vardı. Başka hedef hiç düşünmedim. Belediye başkanlığı ya da başka görevler hiç düşünmedim ama il kurulunda ve sonrasında da milletvekili hedefim vardı. Hatta bazı arkadaşlar bu hedefimi bildiği için sayın vekilim falan derlerdi bana böyle milletvekili olmadan önce. Daha sonra işte 2011 yılındaki seçimlerde müracaatımı yaptım. 43 arkadaş vardı müracaat eden. Takdir edildik. Bir temayül yapıldı burada biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok görülmeyen bir temayül yapıldı. Temayül yapıldı ama sandıklar Ankara'da açıldı. Halen sonuçlarını bilmiyoruz ama bunu da söyleyelim. İlk defa böyle bir şey oldu. Son kez öyle bir şey oldu tabii. Bir daha da olmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle bir şey. O temayül sonuçları artık bilemiyoruz tabii. Sonraki işte bizde yapılan mülakatlarda 3. sıra milletvekili adayı olarak listeye konduk ve sonuçta 3 milletvekili çıktı o dönemde 2011'de halen 3 milletvekili. Biz 3. sıradan milletvekili olduk ve bu sefer o gün bugündür sürdürüyoruz. Tabii bunu sürdürmek de çok önemli. Milletvekili olmak tabii önemli bu kadar insanın arasında, bu işe emek veren arkadaşların arasından milletvekili olarak sıyrılıp seçilebilecek bir noktada girmek çok önemli ama sürdürmek de önemli. Ben mesela bir istatistik vereyim. 2011'den o dönemde giren arkadaşlardan sadece 12 kişi kaldık biz. O kadar büyük bir değişim oluyor ki herkes sanki milletvekilleri hiç değişmiyormuş gibi düşünülüyor. Ama 2011'den toplamda 12 arkadaş kaldık. 2011 öncesine baktığınızda 5 veya 6 kişi toplamda milletvekili var. Yani sürekli bir değişim yaşanıyor. Tabii orada kalmak çok önemli. O mücadeleyi vermek çok önemli. Onun şartları var. Orada kalmanın şartları var. Yani hiç kimse durup dururken, bu kadar insan elenirken sizin orada kalmanız belli kriterlere bağlı. Ona geleceğim. Ona gelmeden önce işte böyle bir süreç yaşadık o dönemde. İnsanlar sizin bu yeni görevinizde o milletvekilliğindeki alışık olmuş olduğu Haydar Akar profiliyle bir şeyleri var, bir abandeleri var. Sizin de çok böyle artık devlet adamı kimliğinizde siyasete girmeden söyleyecekleriniz var.
söylemek zorunda olduklarınız tabii, da var tabii. Umarım. Yani hepimiz yaşadığı şeyler var. Onları hepimiz konuşacağız. Yani bunun bugün yaptığın görevle ya da geçmişte yaptığın görevle değil, bugün yaşanan gerçekleri konuşacağız. Konuşmalar olmaz zaten. Evet. Şimdi Sayın Akar, pandemide esnafın durumu belli. Evet. Esnaflarda biraz sıkıntılarımız var. Bu döneme biraz esnaflarla ilgili, pandemideki şimdi yaşanan sıkıntılarla ilgili. Gerçekten bu pandemide iki kesim çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bir tanesi esnaflar, diğeri sağlık çalışanları. Evet. İki kesim. Diğerleri ona yaşamıyor mu? Mutlaka yaşıyor. İşte 1100 liraya veya işte 1035 liraya mahkum edilen insanlar var. İşte sonuçta bu insanlar evlerini geçindirmek zorunda, çocuklarına bakmak zorundalar. Ama esnafın durumu çok daha vahim. Niye vahim? Her şey esnafla ilgili. Yani bir kısıtlama geldiği zaman önce esnafla başlıyorlar. Evet. Peki desteklenmesi mi gerekiyor esnafın? Evet, desteklenmesi gerekiyor. Bakın şimdi 1000 lira bir yardım yapılacak. Siz düşünebiliyor musunuz? Bırakın Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, 30 büyük şehirde baktığınız zaman, Gölce'ye baktığınız zaman 1000 liralık bir şey kira bulabilir misiniz? Mümkün mü böyle bir şey? Merkezi bir yerdeyse 20 bin liradan, 30 bin liradan başlayan kiralara kiralar var. Peki bunun yakıtı var. Elektrik enerjisi var, doğal gazı var, çalışanları var, çalışanların işte SGK primleri var. Evet. Var da var, maliyetler çok büyük ama siz bunun karşılığında 1000 liralık yardım yapıyorsunuz. Bu neden böyle oluyor? Baktığınız zaman işte Almanya'daki hani bizi kıskanan Almanlar gidip kendi esnafına 9-10 bin eurolar hesaplarına yatırabiliyor. Esnafın hesabına yatırabiliyor. Evet. Yine başka gelişmiş ülkeler. Bu hazinenin bu boş olmasından kaynaklanıyor. Bu gerçeği söylemeyeceğiz de neyi söyleyeceğiz? Eğer bir devlet bu dönemde vatandaşından işte mesaj at 10 lira gelsin diyorsa bu devlet bitmiş devletti. Gerçekten de ekonomik olarak bitmiş vaziyetteyiz şu anda. Sadece esnafları etkilemiyor tabii, tüm çalışanları etkiliyor ama dediğim gibi en mağdur olan esnaflar. Esnaflarla ilgili çeşitli öneriler geliyor muhalefet partilerinden. Bu CHP'den de geliyor, İYİ Parti'den de geliyor ama mesele hazinenin durumuna bakmak lazım. Şu andaki devletin borçluluğuna ve borç edinme kredilerine bakmak lazım. Kredibilitesine bakmak lazım. Bunların hiçbiri düzgün olmadığı için de sıkıntı yaşıyoruz. Öyle gelişmiş ülke falan yol yaptık, işte bina yaptık, köprü yaptıkla gelişmişlik olmuyor. İnsanın refah seviyesine göre gelişmişlik ölçüdür aslında, kriterdir. Bunun yanında bireysel hak ve özgürlükler var, insan hakları var. Var da var ama yine de bunun bir kriteri de bireysel hak ve özgürlüklerin yanında refah seviyesidir. Bir ülkenin refah seviyesidir. Siz Almanya'da işte 2350 euro asgari ücret varken siz halen 300 eurolarda bir asgari ücreti bu millete reva görüyorsanız bu ülke gelişmiş falan değil, refah seviyesi artmış falan değil. Ne kadar yol yaparsanız yapın, ne kadar Kanal İstanbul yaparsanız yapın. Eğer vatandaşınızı açlığa mahkum etmişseniz, çocuğunu eve giderken çocuğuma bir ekmek götürebilir miyim diye düşünüyorsan ya da askıda ekmek diye bir şey çıkıp da yoksullara işte bu durumda bunları yapabilecek insanların katkı sunmaya çalıştığı bir ülkede yaşıyorsanız şey gelişmişten bahsetmeyeceksiniz. İsterseniz yol yapın, isterseniz köprü yapın, ne yaparsanız yapın. Vatandaşın yüzü gülecek, karnı aç olmayacak, yaşanabilir bir ücret alacak. İşte asgari ücret açıklandı. Asgari ücret 2800 liraya. Şimdi soruyorum, ben milletvekili olarak 2800 lirayla geçinebilir miyim? Siz geçinebilir misiniz? Kim geçinebilir 2800 lirayla? İki çocuklu bir ailenin tek başına çalışan bir ferdi bu aileye bakabilir mi? Bu çocukları geleceğe hazırlayabilir mi? İyi bir eğitim almasını sağlayabilir mi? Sağlıklı beslenmesini sağlayabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Tabii vekilim, siz böyle konuşurken aklıma şu da geldi. 2800 lira dediniz ama asgari ücreti, evet hükümet 2800 lirayla kıstasladı ama partiniz de evet. 3100 lira dedi. 3100 lirayla geçinebilir mi bir insan? Geçinemez ama imkanlar bu doğrultuda. Şimdi demek ki imkanlara göre. İmkanlara göre. Ya yani imkanlar, biz muhalefet partisiyiz. Evet. Muhalefet partisi belediyelere şunu söyledi. Minimum 3100 lira. 3100 lira da doğruca dedi. Bazen karşılaşırız ya böyle sokakta bize maaşımızı evet. sorarlar. Ben onlara şunları söylerim. Bizim maaşlarımızın sizin seviyenize çekilmesi sizin refah seviyenizi arttırmaz. Refah seviyenizi arttırmaz. Sizin maaşlarınızın, bizim maaşlarımızın işte %50'si, %60'ı olmalı ki refah seviyesi artsın. Efendim siz çok alıyorsunuz, işte siz de biz gibi alın. Değil. Yani bu milletvekili maaşlarını falan savunduğumdan değil. Yani kıstası anlatmaya çalışıyorum. Şimdi eskiden kırsalda bir yaşam vardı. Daha çok insanlar köylerde yaşıyordu.
bahçesini ekiyordu. Domatesini, biberini, kara lahanasını ekiyordu. Yani biz lahana severiz ya, onun için söylüyorum. Evet. Biraz evvel de yedik. Artvinliler tanıtım günü varmış. Sağ olsunlar. Bizim, teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bize de düştü. ekiyordu ve oradan bir hatırlayın, Seka'da çalışırken, Petkin'de çalışırken köylerden gelirdi insanlar tabii. Servislerle. Köylerine dönerlerdi. Kendi evinde, kendi bahçesinde bir çuval un alıp kavrulurlardı. Şimdi böyle bir yaşam yok. Artık halkın %70'leri, %80'leri köyleri terk etti. Ve her şey hazır. Hazır, evde üretilen bir şey yok, bahçede üretilen bir şey yok. Bu ücretlerle dayanması mümkün değil. Onun için önce yapılması gereken şey vatandaşın refah seviyesini arttırmak. Ki bu refah seviyesini arttıramazsanız ekonomi de düzelmez. Alışveriş yapacak insan bulamazsanız nasıl düzelecek ki? Siz ne kadar sermayeyi kredilendirirseniz, kredilendirin, ne kadar onlara yardımcı olursanız olun, ne kadar çok üretmesini sağlarsanız sağlayın. Ama alacak adam bulamadığınız zaman o da batar. Onun için asgari ücretlinin, kredi kartı borcu olanların, bireysel kredisi olanların yapılandırılması lazım. Bu insanlara destek olunması lazım. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Bunu siyasetten de söylemiyorum ben. Anladım. Bunu yani. Şöyle de diyebilirim. Mesela konuştuğumuz esnafların birçoğu bizim kredilerimizi işte pandemi süreci boyunca almasınlar gibi şeyler de söylüyorlar. Vergiyi, sigortayı. Aslında çok öneri var bununla ilgili siyasi partilerin de, muhalefetteki siyasi partilerin de her hafta grup toplantılarında. Yani benim de mensup üyesi olduğum siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de açıklaması var. Maddeler halinde yapılması gerekenlere bakın. Kredilendirdiler, kredi verdiler, tamam, kredileri düşürdüler. Yani esnafa karşılıksız bir para vermeleri gerekirken esnafı bir kez daha borçlandırdılar. Şimdi düşünün, esnaf geçmişten gelen zaten borçları var. Hadi diyelim borçları olmasın, onu kredilendirdin. Şimdi nasıl ödeyecek onu? Yılbaşından sonra başlıyor. Ya. Nasıl ödeyecek? Artık kredisini ödeyecek, bir de maliyetlerini çıkartacak ve o işte SGK primi dediğimiz, işletme maliyeti dediğimiz maliyetleri ödeyecek ve para kazanacak. Böyle bir şey mümkün mü? Normal zamanda kazanamayan bir esnaf pandemi süresince kazanabilir mi? Kazanamaz tabii. Bana göre bu kredilerin faizsiz bir şekilde yeniden yapılandırarak bir yıl, en az bir yıl ötelenmesi gerekiyor. Yani normal hiç şey yapmayacak bankalar, diyecek ki bir yıl sonra başlıyor senin kredin. Bugün ne ödemen gerekiyorsa faiz işletmeden aynı parayla devam etmen. Bunu devlet sağlaması lazım. Burada bankaların kaybı varsa devlet süspans etmesi lazım bunu. Yani çeşitli şeyler, formüller düşünülebilir. Ama tabii devlet yollara, yap işlet devletlere para yetiştiremediği için bunlara çok fırsat kalmıyor tabii. Zaten Türkiye'ye bu konuyu da siz gündeme getirmiştiniz. Yani. Biraz da oradan işte insanlar niye Haydar Bey bu konularda konuşmuyor değil mi? Yeni görevinizden şimdi dolayı. Tabii yeni bu akşam da buna bir fırsat olmuş oldu. Evet, yeni görevim biliyorsunuz anayasa gereği ve iş tüzük tevhime, üç tüzüğü gereği meclis başkanı ve dört meclis başkan vekili siyasi parti faaliyetlerine katılamıyor. Yani siyasi demeçler veremiyor ama güncel şeylerde konuşmamızı engel değil tabii. Konuşacağız yani, sıkıntı varsa. Onu girişte de söylemiştiniz. Sağlıkçılar bugün gerçekten canla başla bizim için, hepimiz için canla başla çalışıyorlar. Onların da bir beklentisi var biliyorsunuz meslek hastalığıyla ilgili. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Sağlık çalışanlarının halini görüyoruz. Etrafımızda sağlık çalışanları var. Çocuklarımız var belki. Ailelerin eşleri var, çocukları var. Sağlık çalışanı doktoru var, hemşiresi var. Evet. İşte ambulans şoförüne kadar bir ordu var. Ve bu ordu gerçekten savaşıyor. Tam geçen sene Mart'tan beri savaşıyor. O tulumu çıkartıp üzerinden dökülen teri, suyu gördüğümüzde hakikaten 8 saat o tulumun içinde sabretmenin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Yani bir maske takarken zorlanıyoruz, terliyoruz, nefes almakta zorlanırken onlar 8 saat boyunca bununla ve sürekli risk altında yaşıyor. %100 risk altında yaşıyorlar. Evet, bu bir meslek hastalığı olmalı. Bununla ilgili bir çalışma bundan bir ay önce komisyonda, son torba kanunu gelirken komisyonda aslında gruplar, hem iktidar partisi grubu hem muhalefet partisi grupları aslında uzlaştılar. Ama uzlaştılar ama bunun meclise gelmesi, kanunlaşması ancak iktidar partisinin talebi üzerine olur. Yani muhalefet partileri bunu meclise 37. maddeden getirebilirler ama getirilen her 37. madde muhalefet partileri tarafından reddediliyor iktidar partisi tarafından. Çoğunluk onlar da olduğu için reddediliyor. İktidar inisiyatifinde bu olay, meclis gündemine alınması. Şimdi burada yapmaları gereken, madem uzlaştınız, madem Sağlık Bakanı da evet dedi. Tüm partiler için konuşuyoruz. Tüm partiler için söylüyorum. Evet dediniz, getirin meclise. İşte 26'sında meclisi açtığımızda ilk gelen kanun teklifi bu olsun. Bu olsun, madem uzlaşı var bunda. Aynı şeyde gibi mesela hayvan hakları kanunu da çıktı, hazırlandı. Bütün partiler uzlaştılar. Ama bu Meclis Genel Kurulu'na gelmiyor, kanunlaşmıyor. Niye gelmiyor? Çünkü iktidar partisi gündeme alması onu. Gelmiyor bu. Sağlık çalışanları için de aynı şey geçerli. Gelmiyor kardeşim. Ne zaman gelecek? İktidar partisi evet diyecek. Yani meclis çoğunluğunu elinde bulunduran partiler
işte Cumhur İttifakı dediğimiz partiler evet diyecek ki gelsin. Aksi takdirde biz şansımız var. 37. madde değişiklikte bir madde var. Milletvekilleri verdikleri kanun teklifleri 45 gün içerisinde komisyonda görüşülmez ise meclis genel kuruluna getirebiliyorlar. Evet. Ama bu sefer de reddediliyor meclis genel kurulunda. Ve bu son senede benim sadece bu kadar milletvekili geldi geçti. Muhalefet Partisi'nden sadece benim iki teklifim meclis gündemine alındı. 37. maddeden. Onun biri Soma'daki o büyük iş cinayetinden sonra, diğeri de bu 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminden sonra benim bir jest olsun diye yaptılar muhtemelen ama gündeme alınmasına rağmen bir türlü görüşülmedi tabii. Öyle mi? Pek 37. maddeden kabul görmüyor yani genel kurulda. Şimdi tabii son günlerde bu SMA'ya asılı çocuklarla evet, ilgili biliyorsunuz medyada ve sosyal medyada çok yoğun bir paylaşımlar söz konusu ve bakan da bu konuyla ilgili açıklamalar da yapıyor. Suistimaller var diyor. Ama talihsiz açıklamalar yapıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ciddi bir hastalık. Çok ender nadir görülen bir hastalık. İşte 83 milyonluk bir nüfusun içerisinde yaklaşık 300'e yakın hasta çocuğumuz var ve 2 yaşına kadar tedavi edilmeleri gerekiyor bunların. Yaklaşık tedavi masrafı bunların şimdi niçin bu kadar pahalı? Çünkü ilaç firmaları ürettikleri ilacı çok fazla görülen bir hastalık olmadığı için bir seri üretimleri yok. Seri üretimleri olmadığı için de siparişe göre üretim gibi düşünebilirsin bunu. Çok pahalı bunun tedavisi. Öyle bu nedenle diyorsun. İlaçları. Yaklaşık bir çocuğun tedavi masrafı 2.3 milyon dolar. Yani Türk parasıyla bulduğunuzda 7 liradan neyse kadar aşağıdan hesaplasak 14 işte 20 milyona yakın 20 milyon TL'ye yakın bir masrafı var. Yani bugün Milli Piyango'nun ödenmeyen, çıkmayan 3 tane çeyrek bilet karşılığı 75 milyonla 3 çocuğu tedavi edebiliyorsun. Yani bunu vatandaşın yaptıkları kampanyalar yapıyorlar. İşte bizim de Hamza Bebek var Kocaeli'de. Kampanyalar yapıyorlar. Bunun kampanyalarla başarması mümkün değil. Hadi bir tane iki taneyi becerebildin, 3 taneyi becerebildin. Gerisini becermen mümkün değil. Yani bu kadar bir kaynak yaratıp da yapman mümkün değil. Bunu devletin sahiplenmesi lazım. Şartlar ne olursa olsun çocukları yaşatmalıyız. O çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim bebelerimiz onlar. Onun için de eğer ben Mehmet Cengiz'in, eğer ben işte başka firmaların bir kuruşunu aksatmıyorsam, hatta farklı avantajlar sağlıyorsam ve milyonlarca doları o tarafa doğru akıtabiliyorsam, bu çocuklarımızın hayatı içinde akıtabilmeliyiz. Doğru olan bu. Bu çocukları yaşatmak doğru olan. Çok acı bir durum. Bakan Allah, da diyor ki Allah ama biz bunları diyor, vermesin. Bakan, Sağlık Bakanı, biz bunları zaten diyor bilim kurulunun tavsiyesi üzerine giderlerini falan karşılıyoruz hiçbir diyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Türkiye'de bunun bir tedavisi yok. Türkiye'de nedir? Çocuk hasta rahatsızlanıyor, hastaneye getiriyorsunuz. Evet, hastaneye SGK'lı aile getiriyor. Hastanede rutin masraflar karşılanıyor. Senin de karşılanıyor. Senin normal çocuğunun da hastaneye gittiği zaman karşılanıyor. Bunlar özel hastalar. Bunlar Türkiye'de bir tedavisi yok ki. Neyini karşılıyorsunuz? Hangi çocuğu yolladığınızda yurt dışına, Amerika'ya, devlet kanalıyla, SGK kanalıyla ya da bakanlığın kanalıyla ayrı bir fon oluşturarak hangi çocuğu yolladığınızla tedavi ettirdiniz? Bakan Bey bunu söyleyecek o zaman. Çıkacak diyecek ki biz Ahmet çocuğumuzu, Mehmet çocuğumuzu, Ali çocuğumuzu 2 yaşına gelmeden tedavi olması için yolladık. 20 milyon parayı da ödedik diyecek. Hangi tedavi yapmış? Bir tane örnek versin. Tabii ki çocuk rahatsızlanıyor sürekli bu tedaviyi almadığı için. Aileler problem yaşıyor. Ne yapıyor? Alıyor çocuğunu koşa koşa hastaneye gidiyor. Acil servise gidiyor. Hastanedeki ilgili bölüme gidiyor. Ne yapıyorlar? Muhtemelen bir serum bağlıyorlar. Bir iğne yapıyorlar. Tabii bilemiyorum tıbbi nasıl bir müdahale yapılıyor. Ondan sonra çocuğunu alıyor eve getiriyor. Hastalığın durdurulması, hastalığın işte tedavi edilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmıyor ki. İşte bunun karşılığı eğer yapmışlarsa bir tane tedavi ettikleri çocuğu söylesinler. Çocuğu söylesinler. Yok böyle bir çocuk. Ya bu bir siyasi parti problemi değil. Bu Türkiye'nin herkesin problemi, bütün siyasi partilerin problemi, bütün kurumların problemi, bütün insanların problemi. Bu bir insanlık ya. Bir yaşam, bir bebeğin yaşaması. Bütün olay bu. Ben böyle bakıyorum bu olaya. Onun için de devlet buna el koymalı. Devlet böyle bundan sağından geçerek, solundan geçerek, teğet geçerek söylemlerde bulunmamalı. Evet, bunun için ciddi bir kaynak gerekiyor. Bu kaynağı nasıl yaratabiliriz? Evet, nasıl yaratabilirsiniz? Türkiye milyarlarca dolarlık ilaç kullanıyor biliyor musunuz? Sadece %1 SMA'lı çocuklar için bir komisyon konsa bu ilaçlara, eczacıya, ilaç firmasına konsa %1, 2 ayda bu para toplanır. 2 ayda toplanır ve çocuklarımızı tedavi ettirebiliriz. O kadar iddialısınız. Bakın bu benim önerim. Söylüyorum işte. Benim aklıma gelen öneri bu. Bu 10 liralık şey yardım yapacağız diye mesaj attıracaksa bu millete, SMA'lı çocuklar için sağlık sektöründe nedir? İlaç firmaları milyonlarca dolar para kazanıyor. Milyarlarca dolar para kazanıyor. Amerika'daki firmalara 2,5 milyar dolar ilaç parası borçları var.
2,5 milyar doların %1'ini alsanız bu işi karşılıyor ya. Diyorsun. Yani karşılıyor. Bu çözüm istedikten sonra üretilir. Zaten Bakan Selçuk'undu galiba, Zehra Hanım'ın bir demeci var. 40 milyarlık bir kaynak gerek arıyoruz diye. Yani söylüyorlar demeci ama icraat yok yani. İcraatın olması lazım. Bakın çocuklar 2 yaşını geçtikten sonra tedavi edilmiyorlar. Tedavinin 2 yaşına kadar. Önce şunu yapmak lazım. Evet. Allah uzun ömür versin. Allah şifalar versin 2 yaşını geçen çocuklarımız için ama önce 2 yaşının altındaki çocuklarımız için Sağlık Bakanlığı'nda bu tespitler vardır muhtemelen. Önce zaman daralan çocuklarımızdan başlamak üzere bir an önce bu çalışmanın başlatılması lazım. Bir an bunun önce. Partisi yok. Bunun partisi sağ olabilir mi ya? İnsan mümkün canının değil. Partisi olabilir mi? Mümkün bir hayatın değil. Partisi olabilir mi? Hayır. Eğer tedavi ediliyorsa bu çocukların, onların yaşam haklarını ellerinden almamız neye karşılık? Yani ne yapacağız yani? Otoban yapsan ne olur, köprü yapsan ne olur o çocuklarımızı yaşatamadıktan sonra? Evet. Yani bu konu önemli bir konu ve günlerdir de sosyal medyada maalesef pik yapmış durumda. Ya dün akşam bir program izliyorum. SMA çocukları için başlatılan o kampanyayı Amerika ile ilişkilendirdi, Biden'la ilişkilendirdi, yok Gezi olayıyla ilişkilendirdi, yok Türkiye'ye karşı kurulan bir tuzak. Ne tuzağı be kardeşim? Bırakın bu kafayı artık ya. Her şeyi bir arkasında PKK'yı, FETÖ'yü, Amerikalı'yı aramayın artık ya. Bu kangren olmuş bir problem ve insanlar acı çekiyor bundan, acı. Acı çekiyor mesela ya. O anne nasıl uyuyor? Yani tabii, rahat uyuyabiliyor mu anneler? Şimdi tabii ben de bu konuda hem gazeteci gözüyle hem de normal bir baba, evladı olan bir baba olarak incelerken de şuna bakıyorum. Bütün taraflı tarafsız gazeteleri geziyorum. Orada da ailelerin feryatları var. Evet. Ve biliyorsunuz kampanyalar var. O kampanyalarda herkes de destek oluyor. Bizim milletimiz çok yardımseverdir yani bu konularda. Ama toplayamıyorum yani o olmuyor. Tabii cüzi şeyler toplanıyor ama gerekli şey olmuyor. Aşağı yukarı her şehirde bir hasta var ve düşün Kocaeli gibi sanayi kentinde bu para bulunamıyorsa Bayburt'ta nasıl bulacaksın kardeşim? Gümüşhane'de nasıl bulacaksın bu parayı? Mümkün mü böyle bir şey? Tabii onun için de işte bir gün bugünkü siz gelmeden önce bakarken madem işte bakanı atıfen şey yapıp işte bir paylaşım vardı diyordu ki ya madem bunlar ajitasyon yapıyor yasaklayın kardeşim diyordu. Çok dikkatimi çekti. Ya bunlar ajitasyona soktular işte. Ya insan çocuğu için ajitasyon yapar mı? Yani, Caner böyle bir şey düşünebiliyor musun? Mümkün mü? Yani mümkün insan çocuğu değil. İçin ajitasyon yapar mı ya? Tabii. Yani insan o anne Allah şifa versin anne, çok zor o kimsenin evladına bile vermesin. Ölüme gideceğini bile bile o çocukla beraber yaşaması bir 24 saati geçirmesini düşünebiliyor musun? Sayın vekilim şöyle bir şey de var. Gerçekten bazı insanlar tabii bu hastalık üzerinden konuşmuyorum. Bazı insanlar bazı şeyleri büyütüyorlar ve ajitasyona açık konu hale getiriyorlar. Olabilir. Belki bakanımız o konu ya üzerinden artık şey yapmıştır. Kim getiriyor falan değil. Bu bir realite. Ama bu bir gerçek bir durum var evet, burada. Evet realite yani. Bu bir gerçek. Bu gerçeği vatandaşlar bireysel olarak çözmesi mümkün değil. Kampanyalarla çözülmesi mümkün değil. Bu gerçeği devletin elini taşın altına koyması ve devlet baba, devlet ana görevini yerine getirmesi, sosyal devlet görevini yerine getirmesi gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi yani çok basit çözümlerle bu para top bulunabilir. Bulunabilir, çok rahatlıkla bulunabilir. Ama buna istekli olmak lazım. Bunun sağından solundan teğet geçerek konuşmayacaksın. Sayın Bakan, Sağlık Bakanı yani çıkıp da biz bunun tedavisini yapıyoruz, bu çocukların hiçbir şey eksik yapmıyoruz demek. O zaman niye ölüyor bu çocuklarımız? Madem tedavi ediyorsunuz. Niye ölüyor? Veya tedavi ediyor. Yok, çok doğru bir tespitiniz var. Sayın Bakan'a buradan seslendiniz, dediniz ki bana işte Amerika'ya gidip tedavi olmuş bir çocuk. Yani devlet imkanlarıyla. Evet. Var birkaç çocuk kampanyalarda paraları toplandı, gitti. Devlet imkanlarıyla, Sağlık Bakanlığı kanalıyla, SGK kanalıyla giden çocuk göstersinler. Ya da Türkiye'de tedavi ettik diyorlar ya, tedavi ettik dedikleri çocukları göstersinler. Yok böyle bir olay. Onun için hiç kimse bundan bir kendine rant çıkartmasın, siyasi rant çıkartmasın. Ne muhalefet çıkarsın, ne iktidar çıkarsın. Yeter ki el ele verelim, bu çocukların problemini çözelim. Teşekkür ederim. Çok önemli bir konuydu. Günlerdir de bu konu üzerinden hem siyasi polemikler de yapılıyor. Evet, evet. İyi de bu konuda aydınlattınız. Pandemiyi konuştuk ama pandemiden çok insanlar, hepimiz etkilendik. Zamlar da bu arada insanların canını sıkmaya başladı. Evet. Bu köprü zammı hani sizin
özellikle vurguladığınız bu köprü zamları, otoyol ve köprü zamları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi köprü otoyol zamları eskiden biliyorsunuz bizim devletin olan köprüler, hani bayramlarda bedava geçtiğimiz köprüler evet. var ya, o köprüler enflasyon kadar yeniden değerlendirme oranı kadar zam yapılırdı. Ama vatandaş şeye kurban gitti, bu özel sektörün yapmış olduğu, Beşli Çete'nin denilen grubun yapmış olduğu köprülere ve yollara kurban gitti. Aynı zammı o devletin sahip olduğu köprülerdeydi %25. Şimdi düşünün, emeklinize %8 veriyorsunuz. TÜİK'in rakamlarına göre, ki TÜİK'in rakamları baştan sona kadar yalan ve yanlış. Çünkü herkes şunu söylüyor, TÜİK'in açıkladığı enflasyon sepetine konan ürünler nerede satılıyorsa adres versinler, gidip oradan alalım diyor insanlar. Evet. Buna rağmen %14 olmasına rağmen siz köprülere %25 yaptınız. Niye %25 yaptılar? Yapmak zorundalar. Altında yapamazlar. Çünkü sözleşme gereği 2 Ocak dolar kuruna göre, cumartesi geldi ama muhtemelen bunlar 31 Ocak dolar kuruna göre yaptılar. Hatta oradan bire erken yaparak avantaj sağladılar bunlara. Zamlı fiyatı 2 Ocak'ta başlaması gerekirken 31 Ocak'ta başlatıp o gece başlatıp bir günlük avantajla sağladılar. %25 yaptılar. Yani Türk parası karşılığı %25'e geliyor aslında. Bunun karşılığı dolar bazında. Evet. Bir de sadece dolar üzerinden hesaplanmıyor. Yani dolar çarpı atıyorum Osman Gazi Köprüsü 35 dolar artı KDV, yani %8 KDV çarpı 31 Aralık'ta dolar kuru atıyorum 1.38'e çarpmıyor. Çarpıyor. Üzerine Türkiye'deki enflasyonu eklemiyor. Amerika tüketici enflasyonunu ekliyor. Öyle mi? Tabii. Bu sözleşmeler böyle. Türkiye'deki enflasyon falan önemli değil. Amerika tüketici enflasyonunu ekliyor. Artı burada bir uyuşmazlık olduğu zaman bizim mahkemelerde de problemi çözemiyorsunuz. İngiliz mahkemeleri, sorumlu mahkemeler, sözleşme gereği. Bütün sözleşmeler böyle yapılmış. Niye sözleşmeler böyle yapılmış? Yurt dışına bağlamış. Yurt dışı firmaları, kendilerine kredilendirenler, kendileri garanti altına almak için. Çünkü Türk yargısına güvenmiyorlar. Güvenmiyorlar. Türk yargısına gitmişler ama bizimkiler de o parayı alabilmek için o imzayı atıyorlar. Yani İngiliz mahkemelerinin bu davalara bakmasına onay veriyorlar. Amerika tüketici endeksine göre fiyat belirlenmesine onay veriyorlar. Gerçekten çok acayip zamlar geliyor yani bunlara verilen. Ama normalde baktığında... Geçmediğimiz köprüden de biz para ödüyoruz. Ya o konuya girersek çok uzun konu. Yani geçmediğin köprü, yatmadığın hastane, uçmadığın uçak, inmediğin havaalanı, bunların hepsini ödüyorsunuz. Bakın İstanbul Havalimanı'na 380 milyon euroluk bir garantisi var. Uçak uçmuyor, yolcu yok. 380 milyon, bu konuşulmuyor. Şimdi Osman Gazi'de Avrasya Tüneli, ki en garantiye yakın, yani garanti sayısını dolduracak olmasına rağmen 40 milyona yakın geçiş olması gerekirken 20'lerde falan kaldı. Tam rakamlar şu anda ezberimde değil çünkü bu işleri başka arkadaşlar biliyor evet. Ama ben de takip ediyorum tabii. Hiçbir geçen gün Ulaştırma Bakanı mecliste konuşma yapıyor. Diyor ki işte bu garanti edilen garantiler artık yavaş yavaş oturmaya başladı. Hatta bir kısmı da garantilerin üzerine geçtiği için devletin bir ödemesi yok. Hiçbir yap işlet devlet modeli, hastaneler artı tren istasyonu var ya, evet. Ankara Garı, havaalanları, yollar, köprüler, hiçbiri verilen garantileri doldurmuş değil. Yani devlet ne zaman para ödemeyecek? 40 bin garanti demiş, 40 bin araç geçecek. Ondan sonra geçerse artık veya devlet... 40 bin hasta demiş, 40 bin hasta gelecek. Bunlar sağlanacak, devlet o zaman para ödeyemeyecek. 40 bini doldurana kadar aradaki farkı devlet ödeyecek. Osman Gazi tamamen farklı bir olay. Diğerlerinde yok bu. Osman Gazi'de yarısını devlet ödüyor. Çünkü öyle bir fiyat tespit etmişler ki işte 35 dolar artı %8 KDV çarpıyorsun. Amerika tüketici endeksi kaç para oldu? 277 liraydı en son. Herkes bunu 114 lira falan diyor ya. Geri kalanı devlet ödüyor. Geçen için de ödüyor, geçmeyen için de ödüyor. İşin garip tarafı bu, çok uzun bir konu. Ama onlara o %25'i yapmak zorundaydılar. Yarın dolar 3 katına çıkarsa gelecek sene 2 Ocak'ta o köprüler 1000 lira olur. Peki. Ben onun için seyirlik köprüler diyorum. Tabii bunları dile getiriyorsunuz. Siz de dinliyorlar. Peki şöyle diyebilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oldu. Evet. Bu anlaşmayı iptal edebilir misiniz? Şöyle, Sayın Genel Başkan bunu açıkladı geçen grup toplantısında. Ben de hep o taraftardım ve sürekli bunun konuşulması gerektiğini söylüyordum. Bu yapılabilir. Bakın, Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar. Avrasya Tüneli'nin maliyeti 1 milyar 255 milyon dolar.
bir hastanenin 1200 yataklı bir hastanenin maliyetini 3 yıllık kirası çıkartıyor. Devletle yaptığı kira sözleşmesi. Bunların hiçbiri devlete ait değil. Adı sözde açılışlar yapıyorlar ya, olumsuz bir şey olduğu zaman özel sektöre ait oluyor. Olumlu bir şey olduğu zaman kendileri yaptığını iddia ediyorlar ama bunların hiçbiri kendilerine ait değil. Özel sektöre ait yollar bunlar, köprüler, hastaneler bunlar. Bunların hepsi devletleştirilebilir. Bizim bir sözümüz var bu millete. Yani genel başkan şu sözü veriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, Boğaziçi Köprüsü'nden, şimdi şehitler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dedikleri köprüden insanlar kaça geçiyorsa Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de ona geçecek, Osman Gazi Köprüsü'nden de ona geçecek diyor. Anlaşmalar ne oldu? Anlaşmalar yatıracaksın masaya tekrar. Bunlar kolay, çözülür. Devlet bu işe el koyduğu zaman ki mesela Kırbız Savaşı zamanında Mersin'deki Ataş Rafinerisi'ni Sayın Deniz Baykal devletleştirmişti. Niye devletleştirdi o zaman Ataş Rafinerisi'ni Deniz Baykal? Özel sektör işletiyordu, yabancılara aitti, jet yakıtı üretiyordu. Kırmızı hava uçağının uçaklarımız için jet yakıtı vermediler, bakıma aldılar fabrikayı. Sözleşmelerinde 29 gün bakım artı bir gün çalıştığı zaman tekrar uzatma şansları vardı. Bunu yaptılar, Deniz Baykal Enerji Bakanı'ydı, küt diye el koydu ve devletleştirdi. Devletleştirsin kardeşim. Ha, oturtursun müteahhidi masaya, 1 milyar 300 milyon dolar. 4 senedir geçiyorsun orada, devletin ödediği... Bu kadar garanti edilen ücretle 40 bin, yani o sağlanmadığı için 40 bin üzerinden hesap edebiliriz. Çünkü evet. O parayı alıyorsun sen 40 bini alıyorsun. 40 bini aldığın zaman ne toplamışsın? Bakım maliyetine kadar, finans maliyetine kadar, çünkü bir kredilendirme olayı var bilmem ne var. Tamam sen ne kadar eksilmiş? 300 milyon dolar. Al sana 300 milyonu çekil, bundan sonra devlet işletecek bunu. Yani. Diyebilirsin, yaparsın bunu. Çıkartırsın bir kanun, bunu yaparsın. Şimdi bakıyorsun Türkiye'de bu işi kim yapıyor? Hani bu rantın dağıtılmış olduğunu düşünürsek belki dersiniz ki işte Kocaeli'deki vatandaş da bu ranttan yararlanıyor. Adıyaman'daki vatandaş da. Hayır. 5 kişi yapıyor bu işi Türkiye'de. 5 kişi. Devletin bütün kaynakları bu 5 kişiye aktarılıyor. Şimdi böyle bir düzen olabilir mi? O zaman bu düzenin değişmesi gerekiyor. Bu değiştirecek olan da işte Genel Başkan geçen günü açıkladı. Bunlar dedi iktidara geldiğimiz gün dedi. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi bunun vatandaşın kullanımını sağla. Bak şimdi hepimiz yaşıyoruz burada. Gölcük'te yaşıyorsunuz, Karamürsel'de yaşıyorsunuz. Evet. Karamürsel'de yaşayıp da Tüpraş'a çalışan bir vatandaşın o köprüyü kullanma şansı var mı? Mümkün değil. 10 bin lirayı geçiyor mümkün ayda ödeyeceği değil. Para. Mümkün değil. Yani arada 5 dakikada geçecek veya Dilovası'nda bir fabrikada ya da Gebze'de bir organize sanayi bölgesinde çalışma şansı var. Peki kim için yaptınız siz bu köprüyü ya? Bir de böyle şunu da söylüyor genelde insanlar. Biraz şeyi de var. Yani onu 270 mi 250 mi geçiş Osman Gazi'den? 277'ydi bir önceki fiyatla. Yani şimdi üzerine koyunca herhalde 300 lira küsur lira, 347 lira falan oldu galiba. İşte 50 lira 60 lira dersin. Olmaz. Gerisini yine devlet ödemek zorunda sözleşme gereği. Hayır. Çok araç geçer. Çok araç geçer. Aslında baktığınızdan çok araç geçiyor ama araç sayısı mühim değil. Şeyi tamamlayamıyor. Öyle mi? Çok araç geçmiyor. Şimdi 50 lira... Geçebilir. 50 lirayken geçebilir. Şimdi bakın arkadaş 347 lira yeni fiyatla. Bildiğim kadar yanlış söylemeyeyim çünkü çarpmam lazım şimdi dolarla. Diyelim ki 300 lira yeni fiyatla. 40 bin çarpı 300 ne yapıyor günlük geçiş olarak? 1 milyon 200 bin TL mi yapıyor? 40 bin 300 çarpalım neyse. Şimdi sen ister bunu 1 lira yap vatandaşa ister bedava yap bu parayı ödemek zorundasın ona. Tamam. Ödeyeceksin. Tamam 1 lira yaptığın zaman 1000 araç geçiyor. 30 lira yaptığın zaman atıyorum 700 araç geçiyor. İşte 100 lira yaptığın zaman bir fark eden bir şey olmuyor. Olmuyor. Hepsini ödüyorsun şimdi bu paranı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi genelde bu çözüm işte değil bu, yani. Ucuzlatalım. Yani. 50 lira gerisini devlet ödüyor. Sen 50 lira geçince çok araç geçsin avantajı olmuyor. Olmuyor. O geçen tüm araçlardaki farkı ha şöyle olabilir. Yani 40 bin aracın şeyinde bu devletin kasasından para çıkmadan 40 bin araç geçse sıkıntı yok. Evet. Ama ha, biz 80 bin zaman devlet ödemeyecek bir daha. İşte onu yani, da. Ama 40 bin şöyle geçecek. 35 artı dolar artı dolar %8'lik KDV ile rakam ne yapıyorsa onu ödeyecek. Ödeyecek. Öderse devlet bir şey ödemeyecek. Ödemedi, ödemiyor. O zaman ne yapıyor? Onu devlet ödüyor. Şimdi işin garip bir şey daha söyleyeyim. Benim dikkatimi çeken buna kimse cevap veremiyor. Şimdi Osman Gazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni karşılaştır. İkisinin yapım maliyeti aynı. Biraz evvel rakamları söyledim. Evet. Biri 1 milyar 300 milyon dolar, biri 1 milyar 245 milyon dolar. 55 milyon dolar fark var aralarında. Biri 35 dolar artı KDV, biri 4 dolar artı KDV. Avrasya Tüneli işletme süresinin sonunda sadece garantiyle 2 milyarlık ciro yapıyor. Ama Osman Gazi Köprüsü işletme süresi sonunda 11.8 milyar dolar ciro yapıyor. Ya aynı maliyet.
Niye kardeşim bu? Şöyle söylüyorlar. İzmir Otoyolu'nun tamamını kapsadığı için bu. Her bir kilometresi ücretli İzmir Otoyolu'nun. Gittiğin evet. Her yere dit 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 ötüyor ve senden para tahsil ediyor. 200 liraya gidiyorsun İzmir'e. Sadece Osman Gazi Köprüsü'ne köprü parası verip de ve oradan geçişi ücretlendirip de diğer yol bedava olsa anlayacağım ben bunu. Değil. O da değil. Niye kardeşim 1.35 dolar? Yani iki tane bardak alıyorsun. Bardağın biri göbekli, biri göbeksiz. Ama maliyetleri aynı. Satış fiyatları biri 35 lira, biri 4 lira. Düşünebiliyor musun? Ama aynı maliyetleri. İkisi de 2 liraya mal olmuş esnafa. Esnaf bunu koyuyor vitrine. Birine diyor 35 lira, birine diyor 4 lira. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi garip olan bu. Bunların düzelmesi lazım. Müthiş bir israf var. Ve israfı önlenmesi lazım. Şeffaflaşması lazım. Kamu ihale kanununun değişmesi, Avrupa standartlarına getirilmesi. En çok değişen 2004'te değişti. Kamu ihale kanunu. 2004'te değişti. Avrupa Birliği normlarına göre yapıldı. Ondan sonra 180 kez değişti. Kamu ihale kanunu. 180 kez değişti. Yani böyle bir şey olabilir mi? Her şeye göre bir kamu madde ekliyorlar. Her kanun torbanın içinde bir kamu ihale kanunu ile ilgili şey var. İstisnai kadro şeyler harfler yetmiyor artık. A, B, C, D, Z'de çift harflere geçtiler. Aynı harfi iki kez kullandılar. Böyle bir yönetim Türkiye'nin refah içinde gelişmesini sağlayabilir mi? İnsanların refah içerisinde yaşamasını sağlayabilir mi? Hazır bu köprüden zamlardan bahsederken biraz önce de söylediniz. Bu asgari ücret konusunda insanlar da tabii bir kafa karışıklığı oldu. Yeterli bulmuyorlar. Bunu sadece bu hükümet değil, daha önceki hükümetlerde kim yapsa da hiç yeterli bulunmadı evet. Zaten. Buna muhalefet partileri de her seferinde dediler ki bu yeterli değil. Biz gelince böyle yapacağız ama hiç gelip de görmedik. Şahit olmadık. İşin açıkçası asgari ücreti belki istenilen seviyeye getirmedik ama hükümet olarak baktığınızda diğer taraftan da çok büyük zamlar var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya ne diye doğalgaza, elektriğe zamlar var. Ne diyebilirim? Var. Şimdi bakın büyük bir şimdi herkes şöyle görüyor bu olayı. Yani ben başka bir boyutunu anlatayım. Örneğin elektrik. Yatırım yapıyor değil mi firmalar? Direkt dikiyor, tel çekiyor. Senden alıyor parasını. O bakım parası denen var ya, elektrik tüketimin yanında bir o kadar da para evet. Ödüyorsun. Diyelim ki Kocaeli'ye yatırım yaptı SEDAŞ veya işte İstanbul'daki elektrik dağıtım şirketi. O yıl 10 milyon lira yatırım yaptı. Yatırım yapacak. EPDK onayladı. 10 milyonu senin abone şeyine yansıtmaya başlıyor. Çekilen her telin parasını ödüyorsun. Çekilen her dereyan parasını ödüyorsun. Ve her gün zam geliyor. Her şeyi sen yapıyorsun. Her şeyi. Şimdi yani vatandaştan çıkıyor. Tabii canım hepsinde. Doğalgazda da öyle, elektrikte de öyle. Hepsinde aynı şekilde. Şimdi bunlar o normal tüketimin dışında bir de aşağı yukarı ona yakın bir şey var. Ücretlendirme var. Mesela suda atık su gideri diyor. Evet. Elektrikte bakım o şeyi kaldırdılar. Kayıp kaçağı kaldırdılar. Başka genel üzerine topladılar. Şimdi bunlarla vatandaştan alıyor her şeyi. Biz vergileri niye veriyoruz? Yol su elektrik diye geri döner diye veriyoruz değil mi? Yol su elektrik olarak artık geri dönmüyor. Hepsini vatandaş yapıyor. İşte özel sektör yol yapıyor, parasını biz ödüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Eskiden benim bildiğim devlet yolundan bedava geçerdi. Niçin yapardı devlet o yolu? Senin vergilerini ne yapardı? Nasıl yapardı? Senin vergilerini ne yapardı? Evet. Gelirini, devletin geliri nedir? Vergilerdir. Tüketimi bellidir, geliri bellidir, gideri bellidir. Bununla yapardı. Şimdi böyle şeye kalktı. Özel sektör yapıyor, biz hizmet satın alıyoruz. Yolu satın alıyoruz, yoldan hizmet satın alıyoruz, hastaneden hizmet satın alıyoruz, bakkala gidiyoruz, bakkala satın alıyoruz, markete gidiyoruz, marketten satın alıyoruz. Bir farkı yok arasında. Arasında bir fark yok. Yok. Ama ne yapıyorlar? Özel sektörde olumsuz bir şey olduğu zaman bunu özel sektör yaptı diyorlar. Ha olumlu olduğu zaman biz yaptık diyorlar. Bunu herkes yapar. Bu modellerin hepsi Türkiye dünyada denenmiş ve hepsi vazgeçmiş. Kimse bunları alkışlamıyor yani bu şekilde. Bu şekilde. Ha ben yol yapılmasına karşı değilim. Yani Osman Gazi 100 yıllık bir hayal. Osmanlı'dan beri hayal. Niye insanlar 120 kilometre yolu dolansınlar? Ama dolanıyorlar şu anda köprü olmasına rağmen. Ben yöntemine karşıyım, finansal yöntemine karşıyım, ihale yöntemine karşıyım. Yol yapılsın, köprü yapılsın, hastane yapılsın, havaalanı yapılsın. Yol için ağaç kesilebilir mi? Çünkü çevreciler şimdi bana biraz saldırabilir. Kesilebilir tabii. Medeniyet istiyorsak, işte gelişmişi öngörüyorsak mutlaka kesilir. Yerine dikersin. 300 tane kesersin, 3000 tane dikersin bir şekilde. Onu organize edersin. Ama yol ihtiyaçsa yapılacak. Köprü ihtiyaçsa yapılacak. Hastane ihtiyaçsa yapılacak. Ama yapılacak da bunu nasıl yapacaksın? Şeffaf bir şekilde mi yapılacaksın?
İhale ederek mi yapılacaksın? Herkes bu ihaleye katılabilecek mi? Yoksa 5 kişiyi çağırıp da aranızda bölüşün mü diyeceksin? Mehmet Cengiz'in milletin anasına küfür ederek ben sana gereken payı veririm dediği gibi mi yapacaksın? Mesele bu. Benim karşı çıktığım noktalar bunlar. Yoksa kim yola karşı çıkabilir? Kim köprüye çıkabilir? Kim fabrika yapılmasına karşı çıkabilir? Bunlar bu ülkenin ihtiyaçları mı? İhtiyaçları. İhtiyaçları. Yani. Ha bunları çok büyük 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 yapmak da çok önemli değil. Verimli olması önemli. Dünyanın her tarafında şehir hastaneleri dedikleri hastaneler önce İngiltere'de başlamış yap işte devlette. Böyle 1000 yataklı, 1200 yataklı falan övünecek şeyler değil. Çünkü tıbbi olarak işletme şeyi bunun verimliliği 300 yatakla başlıyor. 300 yatakla devam ediyor dünya. Ama bizimkiler bunun büyüklüğünle övünüyorlar. Bu doğru bir şey değil. Onun için vatandaş bunlara bakarken daha böyle dikkatli bakmasını rica ediyorum ya. İrdelemesine. Gelelim Kocaeli'ye. Gel bakalım artık geçen Kocaeli'ye. Geçen gün sizin sosyal medyada bir paylaşımınız vardı. Böyle teleferik. Ha evet. AK Partili gençler. Güzel bir atıfta bulunmuşsunuz. Şimdi gençler, önce bizim gençler başlamış. Bu bizim Derbent'te, Kartepe'de bir teleferik projesi vardı Kartepe Belediyesi'nin. Sonra o firma teminatını falan yakarak yapamayacağını söyledi. Dolar kurundaki yükselmeden dolayı falan 2-3 yıl geçti. Sonra bizim çocuklar orada bir resim çektirmişler. Bir temel attılar. Çok büyük şatafatla temel attılar. Biliyorsunuz Cengiz Topel'i 3 kez açtılar. Kandıra yolunda 3 defa temel attılar. İşte ben şehir hastanesine gittiğimde temel atmışlardı. Bir hafta sonra gittim temel yoktu yerinde falan. Bunlar bu işleri seviyorlar. Bir temel attılar oraya ama olmadı. Bizim gençler de tesadüfle keşçiler otluyor orada. Hakikaten de otluyormuş yani. Bunu resmetmişler. Sonra da demişler ki işte Haydar Akar'ı biz AKP'li gençler cevap veriyor. Diyor ki biz Haydar Akar'ı tramvaya bindirdik, şeye de bindireceğiz, teleferiğe de bindireceğiz. Tramvaya, yani ben hep şunu söyledim, tramvayı benim zorumla yaptılar ya. Ben yapılmalı diye dilim yaprağa döndü. Artı ben niye yatırıma karşı olayım? Ben bu kentte yaşayan, bu kentte doğan tek milletvekiliyim. Bu kentte doğan, okuyan, doyan tek milletvekiliyim ben. Niye karşı çıkayım? Ben bugün milletvekiliğimi bıraktığım zaman rahat bir kentte yaşamak isterim. Çocuklarımın rahat bir kentte ulaşımı rahat olan, işte imkanları rahat olan bir kentte yaşamak isterim. Niye bir farklı bir siyasi partinin belediye başkanı yüzünden 5 sene kaybetsinken? Ben bütün yatırımlara destekleyen bir insanım. Hatta onların broşürlerini onlardan iyi bilen, seçim zamanı vaat ettikleri projeleri onlardan iyi bilen, bunları dillendiren, ne zaman yapacaksınız diye soran insanım ben. Kandıra yoluna ölüm yolu diye taktım. Niye taktım? Ölüm yolu diye Kandıra yolunu tekrar ihale ettirdim. Tramvay dedim, teleferik dedim, ne oldu dedim, metrobüs dedim, sekaray dedim, bilmem ne dedim. Vardı ya meşhur projeleri evet. Bunların. Ne oldu dedim, ya bir tramvayı yapın bu kente dedim. Ha T'de geçtim, T'ye de aldım. Anıt Park'a şeyi koyup da dışarıdan elektrikle tramvayı ışıklandırdıkları zaman. Evet. Bunu da yaptık, bu siyasetin cilveleri ama çocukların yaptığı hoşuma gitti. Şey olarak hoşuma gitti, yani görsel paylaşmışlar. Ben bunlara güzel bir cevap verdim, çok hoşuma gitti. Ama bu kentte dedim, ben yapanlar için desteğimi sürdürmeye devam edeceğim, yapılması için de çalışacağım. Bu. Ama teleferiğe şeye kızdım ben. Teleferiğe beni ceketle bindirmişler. Altta kar var. Onu da söylemişim. Ya üşütürsem yani onu düşünmemişler. Yani sayın vekilimiz üşür sonra sıkıntı yaşarız diye düşünmemişler. Güzel bir espriydi. Ben de çocukların... Tabii. Yani siyaset biraz da böyle olmalı. Gençler tabii bizden ne görürse onu yapıyorlar aslında. Evet. Siyasetin dilini yumuşatmak lazım. Bu kent hepimizin kenti. Bu kentte yaşıyorsak bu kentte çivi çakan herkes desteklenmeli. Ben A partisi, B partisi, Z partisi diye bakmam. Biri çivi çakıyorsa o desteklenmeli, o projeye destek verilmeli. Destek verilmeli ve bir an önce yapılması sağlanmalı. Şimdi bizi eleştiriyorlar. Yani bizi derken işte ben şimdi siyaset yapmıyorum ya sözüm ona. Bizim belediye başkanımızı eleştiriyorlar. Bir tane belediye başkanımız var. Reddet Mahallesi projesini yapamadınız, devrettiniz diye, beceremediniz diye. Peki şimdi bunu soran AKP'li arkadaşlara sormak istiyorum veya dillendiren arkadaşlara sormak istiyorum. Siz niye Gebze Darıca metrosunu yapamadınız? Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiniz, evet. Beceremediniz. Siz niye şehir hastanesinin tramvay hattını yapamadınız da şeye devrettiniz? Siz niye Kartepe Belediyesi'ndeki teleferiği yapamadı da şeye devrettiniz? Büyükşehir'e devrettiniz. Devredilmesi doğru. Onların devretmesi de doğru. Bizim devretmemiz de doğru. Biz cedit yapar mıydık? Yapardık. Bir sene de yapmasak, 2 sene de yapmasak, 3 sene de yapmasak ama cedit yapardık. Ne olurdu? İzmit Belediyesi'nin bütün imkanlarını oraya kullanırdık. Vatandaşa başka bir hizmet götürme şansımız kalmazdı. Çünkü bizim projemiz değildi. Böyle bir proje yapılamaz. Hiçbir gelir olmadan 90 milyon kaybı var İzmit Belediyesi'nin o projede. Şimdi evet, bu proje İzmit Belediyesi'nden finanse edilebilir mi? Veya Gebze Darıca metrosu 3 milyarlık bütçesi olan büyük şehrin imkanlarıyla 5 senede, 10 senede biter. Ama bakanlığın bütçesiyle 1 senede bitirirsiniz. Doğru. O günlerde de çıktım. Yani devredilmesi her iki, hep bütün belediyelerin devredilmesi. Tabii o gün çıktım, açıkladım. Bakın
eleştirdiler Büyükşehir Belediye Başkanı'nı. Ben de çıktım dedim ki devredilmesini doğru buluyorum. Kartepe Belediye Başkanı'na da söyledim. Mustafa dedim bunu yap işte devret yapmayın. Çok büyük gelir var aslında burada. Bunu senin belediye yapma imkanı yok. Biliyorum Kartepe Belediyesi'nin bütçesiyle bunu yapamazsın. Evet. 150 milyon bütçem var. Maliyeti 150 milyonluk bir proje bu. Yapamazsın. Büyükşehir'e devret. Ben de yardımcı olayım. Turizm Bakanlığı'ndan işte destek alalım. İller Bankası'ndan destek alalım. Bunu belediye bütçesi şeyle yapalım. Belediyeyi borçlandıralım gerekirse oraya devlete. Öder orası, kendisi öder burayı. 16 milyonluk bir destinasyon var yanımızda ya. 1000 tane araç gelse günde bize o parayı öderiz biz. Onun için bunu birilerine yedirmeyin bu rantı dedim. Bana göre doğru yaptılar. Bak son mecliste karar aldılar, Büyükşehir'e devrettiler. Evet. Ya yaparlarsa dedim ilk ben bineceğim teleferiye. Binerim. Niye bilmeyeceğim? Ben her hizmete alkışlayan bir insanım. Yeter ki yapsınlar. Kim çivi çakıyorsa. Ben siyasi kıskançlık yapmam diyorsunuz. Yapmam. Hayır, öyle şey olabilir mi ya? Ben bu kentte yaşayacağım diyorum. Bu kenti ne kadar çok gelişirse, ne kadar çok iyi hizmet alırsa, vatandaşın ayağını ne kadar çok hizmete getirirse ben bundan mutluluk duyarım ancak. Bundan kıskançlık olabilir mi? Yeter çok ki başarılı olsunlar. Tabii şu anda belediye başkanlarının çoğu değişti. Birçoğu. Evet. Kocaeli Büyükşehir'de dahil olmak üzere. Nasıl buluyorsunuz belediye başkanlarını? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Belediye Başkanı da dahil. Şöyle diyeyim, Fatma ben belediye başkanlarını dahil. Şimdi eksik buluyorum. Genel bir değerlendirme bir muhalefet istiyorum. Partisi milletvekili olarak, teorik olarak bir milletvekili, düz bir milletvekili olsaydım çok şey söylerdim. Çok şey söylerdim ama şimdi söylemeyeceğim bunları. Vatandaş görüyor zaten, hizmetleri görüyor, eksikleri görüyor. Bizi de onların belediyelerini de aynı şekilde değerlendirecekler. Ama şu yarış doğru değil. 11 tane belediyeleri var, artı büyükşehir belediyeleri var. Bir tane İzmit Belediye'miz var. Büyükşehir dahil olmak üzere hepsi İzmit Belediyesi'nde yarışıyor. Basın da İzmit Belediyesi ve Büyükşehir'i mukayese ediyor. Bakın 11 tane büyükşehirde ne olduğunu bilmiyoruz. İzmit Belediyesi'nde bir tane işçi alımı olduğunda, bir tane müdür atandığında bütün gazetelerde manşette. Ama Darıca Belediyesi'nde ne yapıldığını kimse bilmiyor. Gebze Belediyesi'nde ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani tek İzmit Belediyesi yok bu kentte. Tek muhalefet İzmit Belediyesi. Ama gazetelerin muhalefet bu. Gazeteler sadece İzmit Belediyesi'ni yazıyor. Bütün köşe yazarları İzmit Belediyesi'ni yazıyor. Kadın başına, tek başına orada savaşıyor ve onun yaptığı her hareketi olumlu veya olumsuz manşete çıkartıyorlar. Peki Gebze yok mu? Dilovası yok mu? Dilovası'nda kıyamet kopuyor. Ben söylemeyeceğim o kıyametlerin neler koptuğunu ama bu basın nerede? Niye sadece İzmit Belediyesi'ni yazıyor? Yok, yazan basın da var. O kadar da arkadaşlarımız. Yok, ben göremiyorum diğer. Yani ben diğer belediyeleri görmüyorum. Kartepe gazetesi biraz Kartepe'yi yazıyor. Diğerlerine bakıyorum. Gölcü'yü yazan yok. Şeyi yazan, Darıca'yı yazan yok. Karamürsel ne yapıyor? Bilen var mı? Ne yapıyor? Karamürsel yazdırabilmek için kendini bir gazoz için buradan gazeteciler arabalara doldurdular. Tamam mı? Yazdırabilmek için oraya getirdiler. İkramlar da bulundular. Şimdi, lansman yaptılar. Bunları söylerseniz ben de size şöyle bir soru sorarım. Sor. Buyurun. Bunları eğer gazeteci dile getirmiyor derseniz hangi belediye yani işte ne şunu yapıyor? Ben de derim ki sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanları dile getirsin, gazeteci de yazsın. Tabii mutlaka öyle ama ben eksikliği söylüyorum, şeyi söylüyorum. Yani gazeteciler de aynı İzmit'le Büyükşehir'in kapışması gibi gazeteciler de sadece İzmit ve Büyükşehir'i önde tutuyorlar. Belki medyanın burada yoğun olmasından kaynaklanıyor. Tabii. Bu var ama ben de uyandırıyorum. Diyorum ki sadece Kocaeli'nde İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yok. Bunun dışında 11 tane daha belediye var. 11 tane belediyede eleman alıyor. 11 tane belediyede ihale yapıyor. 11 tane belediyede de köpeklerle ilgili problem yaşıyor. Sıkıntılar var. 11 tane belediyede başka ilçelere getirip bunları bırakıyor. 11 tane belediyede de farklı farklı ilişkiler var. Olumlu olumsuz. Onlar da var diyorum ya. Bir de onları görün diyorum. Yani onlarla beraber böyle bir harman yapın. Bizi yazın, bizi yazmayın demiyorum. Tabii. Veya bizim belediyemizi yazın, yazmayın demiyorum. Tabii ben de şöyle... Ama yani kıyaslamayı şimdi 3 milyarlık bütçesi olan Büyükşehir'le 300 milyonluk bütçesi olan İzmit Belediyesi arasında yapamazsınız kıyaslamayı. Yani sana söylemiyorum, gazetecilere söylemiyorum. Bu siyasiler için de söylüyorum ben bunu. Bir tarafta 300 milyonluk i̇şte bir bütçe. İşte ben de masanın iki tarafında oturduğum için evet. Çok rahat görebildiğim ya şeyler bunu, var. O yüzden diyorum. Bunu parti yöneticilerinin yapması lazım. Belediye meclis üyelerinin yapması lazım. Ama ne kadar yaparlarsa yapsın biraz hayatın akışına da şeyler uymuyor. öyle diyeyim. Rahat konuşsaydım daha rahat şeyler söylerdim. Yani. Evet. Tabii bunlar önemli konular. Evet, evet. Burada hem basın camiasını harekete geçirecek olan partiler. Ona katılıyorum. Partiler eğer şimdi, kentte kent dinamikleri partiler
oturup da benden bir şey, yani basından bir şey beklerse olmaz. Siz basında sansürlenebilirsiniz şöyle, eğer siz bir demeç verirsiniz, eğer basın sizi bu demecinizi yayınlamazsa ben beraberim. O mümkün değil. Her ilçenin de mesela görev yapan basın, ilçe başkanının hangi parti olursa olsun. Ben bunu anlatmıyorum. Sayın siyasi Akar, tarafına, müsaade edin. Siyasi ben tarafını anlatmıyorum. Siyasi tarafını anlatmıyorum. Yok. Sizin herhangi bir ilçedeki bir parti bir demeç verdiğinde onu her basın yazar, yayınlar. Bunda bir şey yok. Ama siz görmezseniz siyasi parti olarak basında kusura bakma, özgür basın yok. Hayır, onu da söyleyeyim. Bravo işte. Bu geldim doktor. Ben söylerim. Benim kimseden adam, çekineceğim adam yok. Köşesini yazıyor. Bunu AKP ilçe başkanı veya MHP ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı açıklama yaptığı için yazmıyor. Gördü, tespitini yazıyor. Tespitini yazıyor. Bu tespit diyorum tek taraflı oluyor. Bir siyasi parti tarafından demiyorum. Doğru. İki belediyeyi karşılaştırıyor. Bu yanlış diyorum. 11 tane daha belediyemiz var. Bu tespitleri orada da yapın arkadaşlar. Orada farklı şeyler vardır belki. O da size bir zemin açar, şey açar, ön açar. Köşe yazmanızı evet. sağlayabilir. Aslında yani... uyanık bir siyasetçi o köşe yazarlarını gazeteleri okuduğu zaman çok büyük malzemeler çıkıyor. Demin sizinle aynı görüşe şey yapalım, sizin gibi düşünelim. Bakacak hiçbir şey yok, ben ilçe başkanıyım, döneceğim diyeceğim ki ya bunlar kimse yazmıyor kardeşim de bari iki şey söyleyeyim, bunları dile getirsin derim. Evet. Kendi ilçelerimizdeki olabilir, o siyasi tarafı, siyasi tarafı. Ben evet. siyasi tarafını konuşmuyorum. Yani ben nasıl kıyaslandığını, nasıl tek taraflı işte sadece iki belediye el alınarak karşılaştırılıp yazıldığını doğru Sayın bulmadığımı ifade ediyorum. Şöyle de bir şey var. Şu anda İzmit Belediyesi ile Büyükşehir'in mukayese edilmesi şeye baktığında... Şeye avantaj sağlar. Bize, yani bize demeyeyim hadi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne avantaj sağlar. Veya o belediye başkanına avantaj sağlar. Kıyaslanması. Ben şimdi objektif olarak bir değerlendirme yapıyorum. Evet. Yani kime avantaj sağlıyor diye bakmıyorum ama... Yani bu bakış açısı doğru değil. Yani bizim Kocaeli'de 11 tane daha belediye var. Tabii. Yani siz bugün Cedit Mahallesi'nin devrini köşenize taşıyıp da yazıyorsanız ve bunun doğru olmadığını ve beceremediler diye yazıyorsanız şunu da yazmanız lazım. Teleferiği beceremediler. Darıca metrosunu beceremediler. Aynen, şehir hastanesi tramvay hattını beceremediler diye yazmanız lazım. Aynı noktadayız. Ondan bu başka bir şey. Yani ben ilçe başkanları görür anladım. Görmez demeç verir vermez o tarafında değilim. Yani bir gazetecilik anlayışı ben yani olsam İki belediye değil, hepsine bakarım. Bir komple bakarım diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Devam edelim Kocaeli'den. Buyurun. Hazır siz ne kadar açırdınız. Bilmiyorum ama bir daldık böyle yok. Sohbet eder gibi gidiyoruz yani. Sıkıntı yok. Biz bizeyiz. Kimse hani yok. Kameraya da bakmıyorum. Şimdi şöyle bu sizin yeni görevinizle ilgili biraz hem aydınlatalım insanları. Bu yeni göreviniz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği evet. 1983 yılında Halim Aras'a evet. Kocaeli'den Allah rahmet eylesin onu da yad edelim. O görev yapmıştı. Ben de konuklarım eski belediye başkanlarını her hafta çarşamba akşamları alırım. Onlarla sohbet ederken hep Halim Aras'tan illa bir konu gelir. Tabii iktidar Partisi Başkan Vekiliydi. Başkan Vekiliydi ve Gölcük'ten işte belediye başkanı muhtar olan evet. Halim Aras Bey'i rahmetli ararlarmış, işlerini çözdürürler. Siz milletvekiliyken herkes arıyordu da şimdi başkan vekili oldunuz. Diğer partilerden aranıp tabii ki yoğun bir mesainiz var ama bunlara geri dönebiliyor musunuz? Problem çözme yönünde nasıl yardımcı oluyorsunuz? Dün nasılsam bugün de öyleyim. Beni arayan hiç kimseye hangi siyasi partiyi destekliyorsun diye sormuyorum. Yani tanıyayım, tanımayayım. Tanıdıklarımı zaten biliyorum yani sonuçta. Yani. Ama tanımıyorsam da bir vatandaşın derdi varsa bir şekilde ilgileniyoruz. Tabii başkan vekili olmamızla beraber milletvekili olmamız arasındaki fark var tabii mutlaka. Bürokrasinin bize dönüşü, bakışı, bakanların cevaplaması falan daha farklı. Oluyor. Birçok vatandaş zaten ulaşıyor bize ve çözebildiklerimizi çözüyoruz. Çözemediklerimizin de niçin olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama ben bütün telefonlara cevap veririm 24 saat. Yani tanıyın, benim telefonun isminde yazsın yazmasın. İşte herhalde 7-8 bin telefon kayıtlı telefon ama onun dışında çok arayan oluyor. Mutlaka dönerim. Yani bir toplantıdaysam bakmam ama toplantı sonunda arayanlara mutlaka dönerim. Dertlerini konuşuruz. Tabii en çok şey talebi geliyor. İş talebi geliyor. Bu dönemde biraz işte yoğun bakımın o sıkıntılı sürecinde yoğun bakım talebi geliyor.
Vatandaşın normal standart bir de hastalıklar, randevular falan gibi talepler geliyor ama devletle ilgili talepler, yani kentle ilgili talepler, muhtarların zaman zaman talepleri oluyor. En çok da bizim kendi muhtarımız yoruyor zaten beni. Kartepe muhtarım. Bizim Derbent muhtarım. Derbent muhtarım. Evet. Tabii muhtarlarımız da talepleri oluyor. İlgili kurumlarla konuşuyoruz. Çözebildiğimiz çözüyoruz. Ama şimdi milletvekilliyken bakanla görüşmek mi daha rahat? Şu andaki konu. Yani ulaşmak şimdi daha da tabii, o zaman şimdi aranırken meclis başkan vekili arıyor diyordu. Daha önce aranırken Kocaeli milletvekili arıyor diyordu ama o zaman da dönüyorlardı. Şimdi daha şey oluyor, ortam daha olgunlaşarak sürüyor diyeyim. problemlerin çözümü konusunda. Diyorsun. Yani niçin oluyor da bu? Şöyle bir şey var. Bizim eskiden daha iyiydi bu pozisyonlardaki arkadaşların iletişimleri. Niye? Her kanun görüşürken hangi bakanlıkla ilgiyse o bakan mecliste bulunuyordu. Şimdi yok. Sadece bütçede mecliste bulunuyorlar. Bir arka oda var bizim kürsünün arkasında. Genelde orada birlikte oluruz. Aralarda birlikte oluruz. Yemeklerde orada birlikte oluruz. Ve öyle bir diyalog gelişir. Başkan vekilleriyle bakanlar arasında. Bakanlar arasında. Ama şimdi bu en aza indi tabii, mecliste bulunmadıkları için. Sadece bütçede. Ancak bütçede görüşme imkanı bulabiliyoruz. Orada bir hem aşinalık oluşuyor insanla. Kimdi arayan, işte nerede görmüştüm demiyor, seni tanıyor. Ama bu en aza indi. Tabii tanımayan da açıyor telefonu, meclis başkan vekili aradı denince bir şekilde ya size meşgulse de daha sonra dönüyor size. Ve işte söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, çözülebilenleri çözüyorlar. Olmayanın da niçin olmadığını söylüyorlar ve nasıl olması gerektiğini izah ediyorlar. Bu şekilde yürütüyoruz işleri. Çok i̇şte güzel. 4 tane meclis başkan vekili var. Ama tabii biri iktidar, anayasal gereği 4 tane, 5 tane grup var partide. 4 tane olması gerekiyor. Ayda bir nöbet geliyor. O bir hafta sürüyor nöbet. 3 gün normalde meclis genel kurulu. Bazen sarkıyor cumaya, cumartesiye. O kim nöbetçisi o yönetiyor meclisi. Soracağın soru şu herhalde, yukarısıyla aşağısı. Şimdi genelde bu soru geliyor. Evet, ben 24. dönemde gerçekten Özgür Özel, ben, Veli Ağbaba, böyle yerimizde duramayan vekillerdik. Ne başbakanlar, bakanlar geldiği için sürekli kürsüyle böyle bir diyalog halindeydik. Evet. Sürekli laf geçiyorduk ve meclis başkan vekilleri bizi çok uyarırlardı. Sayın Akar, Meral Akşener de bir dönem evet. Meclis başkan vekiliydi. Hatta ben dedim, Meral abla dedim o dönemde, genel başkan değil tabii, meclis başkan vekili. Meral abla dedim, ya niye dedim Sayın Akar, Sayın Akar diyorsun dedi. Ben dedim o olayın içinde yokum ki dedim. Seçmen senin adının geçmesi hoşuna gider dedi. Onun için söylüyorum, bana torpil yapmıştı yani. Kocaeli oldu. Evet, Kocaeli olduğum için. Şimdi yukarıdan bakıyorum da biz meclis başkan vekiline haksızlık yapmışız. Gerçekten yukarıdan o işi idare etmek, yönetmek zor. Gerçekten zor. Çünkü karşınızda 80 milyonun içinden seçilen milletvekilleri duruyor. Her birinin meslekleri, kültürleri, geldikleri bölge, yöre, her şey birbirinden farklı. Çok samimi olduğunuz bir insan bile aşağıdan size farklı şeyler söyleyebiliyor. Böyle bir ortam. Partiniz dahi olsa. Tabii. Bazen senin partindeki milletvekili kalkıp sana haksızlık yaptığını söylüyor. Yani ona söz vermediğini, işte seni eleştirebiliyor. Fark etmez, sadece diğer partiler yapmıyor bunu. Senin partinin milletvekili de yapıyor bunu. Bazen haklılar, bazen haksızlar, bazen biz yukarıdan haklıyız. İşte böyle, ben aşağısını iyi bildiğim için idare etmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle, ben zaman zaman Ankara'ya geldiğimde, şimdi sorarlar Haydar Akar niye 3. dönem, 4. dönem? Zaten aslında başlarken de bunun şeyini söylemiştiniz. Gerçekten çok çalışkan bir milletvekiliydi. Herhalde 4-5 sefer gittiğimizde kendisini ziyarete, bir sefer oturduk değil mi dışarıda? Ya birdir, bunun üstüne hiç hatırlamıyorum. Bir kez. Yani şikayet etmeyeyim ama size, meclis ben dışında. Şikayet etmiyorum ama gerçekten bir saat oturduk dışarıda, yemek yedik. Evet. Meclise gideceğim dedi. Ellerinde de kitaplar vardı. Meclise gideceğim dedin. Ve kalktın gittin, bizi bırakmışsın. Hayatım boyunca hiç unutmam onu. Ama biz tabii alışız. Diğer milletvekiliyle oturuyorduk, konuşuyorduk sabahlara şöyle, kadar. Senin böyle bir özelliğin vardı Sayın Akar. Ben çalışmayı özel sektörden geldiğim için çalışmayı severim. Gece 5'te gitsem de sabaha doğru eve. Ben sabah yine 10'da, zaten 9.30'da şey geliyor, personel geliyor. En geç 10'da mecliste olurum. Bunu övünmek için söylemiyorum. Yani böyle bir disiplinim var. Halen de öyleyimdir. Yani nöbetçi olmadığım zamanlar bile yine sabah meclise giderim. Yine meclis kapanana kadar meclisteyimdir. Aslında meclis genel kurulunda çok başkan vekilleri durmazlar. Ama ben oradan ayrılmam meclis kapanana kadar. Böyle bir kendi tarzım var. O sizin geldiğiniz dönemde de ben KİT komisyonunun sözcüsüydüm. Evet. Ve KİT komisyonunda Sayıştay raporları vardı. Doğru. Ben sabahlara kadar o Sayıştay raporlarını okumak zorundaydım ve okuyordum. Yoğun bir tempoyla çalışıyordum. Gerçi
Yani bunlar güzel şeyler. Bir de vatandaş bize bunun için görev vermiş. Evet. Ben meclis açıkken kalkıp terk etmem meclisi. Çünkü bizim bir görevimiz var orada bulunmak. İster konuşman olsun, ister olmasın, ister o anda işin olsun olmasın ama sen bunun karşılığında vatandaş seni oraya yollamış, çalışmak için yollamış. Bunun hakkını vermek lazım. Bu işi bitirdiğimizde, bıraktığımızda, arkadaşlarımıza, arkadan gelen arkadaşlarımıza bıraktığımızda vatandaş şunu söylememeli. Yani bu adam gitti, orada 3 yıl, 5 yıl yattı, geldi, oh şimdi de keyfini çıkartıyor dememeli. Ha. Ben bu şeyle, şiarla yürüyorum yolumda. Bu kadar. Evet, şimdi programımız bitti. Çok bitti keyifli, güzel bir sohbet oldu. Öyle ayağınıza mi? Sağlık. Son olarak Kocaelililere, Gölcüklülere ne demek istersiniz? Vallahi Kocaelililere, Gölcüklülere şunu demek istiyorum. Sağlıklı bir yaşam diliyorum. Sağlıklı yeni yıllar diliyorum. Yeni yılı yeni geçtik. Her şeyin önünde sağlık olduğunu düşünüyorum. Tamam, evet, devletimizin eksiği var, yanlışı var, hatası var. Bunları tartışacağımıza elimizden geldiğince maksimum kurallara uyarak kendimizi ve etrafımızı sakınmak durumundayız. Bana göre yapılması gereken en önemli şey bu bugünlerde. Sonra hep birlikte Kocaeli'nin problemlerini çözeriz. İnsanlarımızın problemlerini de çözmek için çaba sarf ederiz diyorum. Onlara sağlıklı bir yaşam diliyorum. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyiciler, konuğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar'dı. Yoğun programına rağmen bizi kırmayarak geldiği için keyifli bir sohbet yaptık. Umarım siz de bu sohbetten keyif almışsınızdır. Hepinize teşekkür ederim. Haftaya buluşmak üzere diyorum. İyi akşamlar.